Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizle tanışmak gerçekten çok büyük bir zevk. Hepinizin çocuklarınızın muhtemelen beyin haritalarını gördüm. Ama ne çocukları ne sizleri ve bugün ilk defa tanışma fırsatımız oluyor. Şimdi bugünkü programımızda genelde herkesin soracağı soruları kapsayan bir prezentasyon yapacağım size. Hani hem soruları azaltalım hem de herkesin kafasında olan şeylerin bir kısmına cevap verelim diye. Ondan sonra tek tek soru cevap alacağız. Çocuklar hakkında konuşabiliriz. Yayınımızın en sonunda da önümüzdeki ay 3 aile seçtik tekrar. Bizim ücretsiz yaptığımız tedavilerden o 3 aileyi açıklayacağız. 3 aileyi açıklarken muhtemelen Instagram yayını kapatmış oluruz. Kendi grubumuza özel bir şey olduğu için. Ve böyle günü sonlandıracağız. Arada eğer ara verirsek zaten her zaman için çay, kahve ve ıvır zıvır bir şeyler aldık burada beraber rahat edelim diye. Şimdi bildiğiniz gibi bu çalışma şu anda yaklaşık Türkiye'de 2. yılını doldurdu. 5. yılını da İngiltere'de doldurdu. 5 yıldır devam eden bir çalışma bu. Dünyanın her yerinden yavaş yavaş bu çalışmayla ilgili artılar, bu çalışmayla ilgili olumlu geri dönüşler gelmeye başladı. Yaklaşık 2000'e yakın çocuk tedavi edildi. Tabii bu tedaviler hala süren epey bir çocuğumuz var. Tedavisi biten bir grup çocuğumuz var. Bu zaten adım adım yavaş yavaş ilerlediğimiz bir şey ama hani en azından ilerleme gösterdiğimiz bir şey. Dolayısıyla şu ana kadar yapılan pek çok tedavide bildiğiniz gibi hep işte ilaçlar vardı, eğitim vardı. Biz de hep ne dedik? Çocuklarımızın fonksiyonu kapalı olunca istediğin kadar eğitim yap, istediğin kadar ilaç ver. Fonksiyon açılmadıkça çocuktan bir şey geri alamıyoruz. O yüzden yıllarca eğitimlere gittik, böyle bir arpa boyu yol aldık. Asıl sebep buydu. Şimdi bu fonksiyonlar açıldıkça bu eğitimler artık işe yaramaya başlayacak. Dolayısıyla bu eğitimlerin sonucunda çocukta yavaş yavaş ilerlemeler göreceğiz. Adım adım olacak. Şimdi ilerlemeler niye yavaş oluyor, niye göremiyoruz? Ben onlarla ilgili de size bilgiler vereceğim. Şimdi ilk göstermek istediğim şey bu özellikle glutensiz diyet dediğimiz bir olay var. Bu çocuklarımızın sızdıran bağırsakla ilgili bir sorunu var. Ve çölyak hastalığı ile ilgili bir problemimiz var. Şimdi genel olarak bütün aileler bana soruyor. İşte hocam bağırsaklar, hocam bağırsaklarda bir sorun var. Biz bunu nasıl çözeceğiz? Bununla ilgili size çok önemli bilgiler vereceğim. Çünkü aslında bu bizim haritamızda çözülüyor. Yani biz beyin haritasında çocukta sızdıran bağırsak problemi var mı yok mu? Çocukta çölyak hastalığı var mı yok mu? Biz bunu görüyoruz. Şimdi nedir bu başımızın derdi? Geçirgen veya sızdıran bağırsak sendromu. Burada gördüğünüz gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin %70'i bağırsaklarda bulunuyor. Burada sindirim kanalı sıkı bir yapıya sahip. Bakın böyle aralarından hiçbir şey geçmiyor. Ama bizim bu çocuklarımızda bu yapılar böyle araları açık. Bu yapıların araları açık olunca küçük boşluklardan bakteriler, besin parçacıkları ve toksinler giriyor. Ve bunlar istenmeyen maddelerin bağırsaktan kana geçmesine sebep oluyor. Yani normalde bağırsaklarımız böyle geçişe izin vermiyor. Ama bizim bu çocuklarımızın pek çoğunda, niye pek çoğunda diyorum, onu da daha sonra da anlatacağım. Buralardan geçiyor. Buna bağışık sistemi tanımadığı bu maddelere saldırıya geçiyor. Tanımadığı bu maddeyle saldırıya geçince bu doku kendi kendine hani otoimmün hastalık gibi bir rahatsızlığa sebep oluyor. Biz tahlillere gidiyoruz, göremiyoruz. Doktorlara gidiyoruz, bulamıyorlar. Yani çok nadir yakalayan bulan. Dolayısıyla bizim biraz daha fazla şey bilmemiz lazım. Aileler olarak doktorları da yönlendirelim. Hani benim çocuğumda bu sorun var. Biz bunu işte beyin haritasında gördük. Biz bunu dalgasından biliyoruz diyebilelim. Şimdi sızdıran bağırsak ne yapıyor? Otizm birinci sırada. Demans, Alzheimer, Parkinson, depresyon, şizofreni, çölyak hastalığı, beyin kanserleri, menenjit, karaciğer yetmezliği. Ama bakın en başta otizm var. Birinci sırada bu rahatsızlığın yarattığı bu problem, stresler, toksin, yemek parçacıkları, enfeksiyonlar, bunların hepsi buradan sızıyor ve en önemli noktamıza geliyor, bağırsağımıza. Oradan da kana karışıp vücuda dolanıyor. Glutensiz diyet niye önemli? Bu çölyak hastalığı dediğimiz bağırsak ve beyinde yer alan mekanizmanın ayrılmasına yardımcı olan
esas olarak da arka bölgelerde tek veya çift taraflı spike olarak görünüyor. Bakın şimdi biz QEG haritalarını çok büyük, güzel, dünyadaki ilk 10'a giren bir ekiple değerlendiriyoruz. Ve bu değerlendirmede biz aslında çizgilerden bile bütün sorunları görüyoruz. Size rapor hazırlanması için iş bilgisayara geçiyor ve bilgisayardan da görüntülü raporlar çıkıyor. Yani bu çizgileri topografi haritalarına döndürüyoruz. Şimdi buradaki en büyük sorunumuz gluten. Birinci sorunumuz. Şimdi bakın. Şu çizgiler bir yukarı indi, bir aşağı indi, bir çıktı. Bunlara spike deniyor. Yani dalga, sert dalga veriyor. Epilepside de olan şey bu. Bu çizgiler olduğu zaman özellikle sağ orta bölgede, bu bölgeleri de biz buradan görüyoruz. Mesela FP1, FP2 diye başladığı bölgeler ön bölge, T'ler orta bölge, P'ler de arka bölge. Şimdi özellikle sağ orta bölgelerde seyrek ve düzensiz olarak bu yayılmalar geliyor. Şimdi bu glutensiz diyetten önce. Şimdi bu çocuğa hiçbir ilaç vermedik. Hiçbir tedavi yapmadık. Bu çocuk sadece glutensiz diyetten önce haritasında bulduk. Problem var. Şimdi 6 ay glutensiz diyetten sonra ne oldu? Nerede? Spike'lar kayboldu. Glutensiz diyet zor. Ben de zorlanıyorum. Yani glutensiz diyet zor. Kabul ediyorum. Çünkü yediğimiz her şeyin içinde maalesef gluten var. Ama gluten spike'ları arttırıyor. Gluten buradaki nöronların çalışmasını bozuyor. 6 ay glutensiz diyetten sonra beyin haritası düzeldi. Problem gitti. Şimdi gelelim şu meşhur dalgalarımıza. Biz hep bahsediyoruz ya, bu çocukların pek çoğunda işte delta'da uyuyor diyoruz. Teta'da diyoruz, alfa'da diyoruz. Bakın bunlar çizgiler. Biz beyin haritasında çizgiler böyle düşükse delta'da uyuyor. Çizgiler çok fazla atım veriyor, çok yükselmiş. Bozulmuş, aşırı olmuş diyoruz. Şimdi bu buluşlara, burada çıkan dalgaların durumuna göre haritada eğer delta dalgası varsa bu çocukların hepsinde bağırsaklarında problem var. Şimdi bu delta frekansı 0 ile 4 arası, teta 4 ile 8 arası, arka arkaya dalgalar gidiyor. Şimdi bizim çocuğumuz nerede olacak da biz o çocuğumuzu iyi görelim. Bizim çocuğumuz için alfanın sonları beta'nın içi. İyi. Beta'nın üstüne gidersek, beta 1, beta 2 gamaya doğru çıkarsa yüksek. Bazen biz işlem yaparken, düşünürken, hani fonksiyonel çalışırken betalar, gamalar tabii ki var. Tabii ki olacak. Ama sürekli hiçbir şey yapmıyoruz. EEG çekiliyor. Boşlukta beklerken olmaması lazım. Ne uykuda ne de çok yukarıda. Dolayısıyla hani biz bu işi zaten matematiksel olarak %100 görüyoruz. Sorun var mı, sorun yok mu? Şimdi biraz iki tane dalgayı anlatacağım. Çok uzun da konuşmak istemiyorum. Şimdi delta dalgası biz buradan tanıyoruz. Şu aralıkta 1, 2, 3, 3 Hz'de bu dalga. 1, 2, 3 yani 0 ile 3 arası çalışıyor. Ön bölge, ön bölgede ne var? Farkındalık var, algılar var, dikkat var, sosyalleşme var. Ön bölge gidik, ön bölge 3 Hz'de çalışıyor. Ön bölgeyi biz nerede istiyoruz çalışsın? Mesela şu grup. Burası da biraz fazla çalışıyor. Ama ön bölge böyle buralara yakın çalışırsa istediğimiz gibi çalışmış olacak. Biz zaten haritanın kendi içinde baktığımızda çekilen EEG'ye okuyabiliyoruz bunu. Şimdi burada delta'da ne var? Bakın şuraya. Bu leaky gut dediği neydi? Sızdıran bağırsak. Yani eğer delta dalgasındaysa çocuk, bu çocukta hiperaktivite olur diyor. Öğrenme zorluğu olur diyor. Beyinde travma olabilir diyor. Ve leaky gut olabilir diyor. Sızdıran bağırsak olur. Çocuklarınızın pek çoğunun baktık haritasına. Söyledik değil mi? Delta'da, uyku dalgasında dalgaları var diye. Buradan ne anlayacağız? Bu çocuklarda sızdıran bağırsak sorunu var. Biz bu sorunla nasıl baş edeceğiz? Biz bunu biraz doktorlarımıza da yönlendirmemiz lazım. Yani bizim doktorlarımız bunu bilmiyor. Yani çocuğun aldıkları ön tahlillerde bu sonuç çıkmıyor. Anlamıyorlar.
Ama biz diyeceğiz ki biz beyin haritası çektik. Beyin haritasında çocuğumda delta dalgaları varmış. Delta dalgaları da sızdıran bağırsak yapıyormuş. Lütfen kontrol edin diyeceğiz. Şimdi delta bizim için çok önemli. Gerçekten delta dalgasında 3 tane aşama var. Genelde delta ağır uyku dalgası. Delta'nın varlığı bize öğrenme zorluğu yaratıyor. Çünkü fonksiyon uykuda, derin uykuda. Çocuk uyanık, fonksiyon bütün uyuyor. Hangi bölgedeyse o fonksiyon uyuyor. Şimdi aynı şekilde hiperaktivite yapıyor. Niye? Ön tarafta hem algılar var hem sağ tarafta da duygusal fonksiyonlarımız var. Hiperaktiviteyi de yönetiyor. O fonksiyon uyuduğu zaman çocuk hiperaktif, farkında değil, duramıyor. Çünkü fonksiyon çalışmıyor. Çalışsa duracak, sakin olacak. Şimdi beyin hasarı olan insanlarda da görünür diyor. İşte felç geçirdi, ne bileyim, felç geçiren insanlarda da dalga düşüyor aşağı. İşte kolunu, ayağını, felci nereden geçirdiyse onu kullanamıyor. Nerede? Delta'da. Şimdi aynı zamanda işte bizim bu sinir sistemimizin özellikle dopamin gibi hormonlarımızı da etkiliyor diyor. Yani bizi mutlu eden, bizi rahatlatan o hormonlarımıza da etki ediyor. Yani delta bizim başımızın ağrısı. Delta bizi gerçekten zora sokan bir dalga. Ve bizim için delta'nın çektiğimiz fonksiyonlarda çocuklar çekilirken, uyanıkken delta'da olmamaları gerekiyor. Uyku dalgası. Uykudayken olabilir. Uyanıkken delta çıkmamalı. Geldik teta'ya. Şimdi teta delta'nın bir üst basamağı. Bizim en büyük sorunumuz ne? Çocuklarımız delta'dalar. 3 ay tedavi yaptık. Çocukta bir değişiklik yok. Ama aslında çocuk %100 sıçradı. Delta'dan teta'ya geldi. Ama teta'da uyku, teta'da meditasyon, rahatlama. Teta'da da çocuk bir şey veremiyor. Bu sefer ne oldu? Biz yaptık 3 aydır bu tedaviyi. Hocam çocuk aynı. Çocuk aynı ama beyin dalgası bir kat yükseldi. Biz bunu ikinci QEG'de gördük. Çocuk iyileşiyor, iyiye doğru gidiyor. Ama siz göremiyorsunuz çünkü hala teta'ya geldik. Şimdi teta özellikle hafıza fonksiyonları için, bir şeyleri iyi hatırlayabilmemiz için çok önemli. Yani bizde bu dalgaların hepsi biraz olacak. Ama bu dalgaların yoğun olarak olması bütün işimizi bozuyor. Şimdi 1/3 değeri teta ile beta arası bizde dikkat eksikliğini gösteriyor. Yani biz çocuğun dikkat eksikliği olmasını teta ve beta değerinden çıkartıyoruz. Size hep numaralar söylüyoruz. Diyoruz olması gereken değer 2. Bu çocuk eğer 2'den yukarı doğru çıkarsa dikkat değeri bozulacak. Ne çıkıyor? 9 çıkıyor, 10 çıkıyor, 20 çıkıyor, 30 çıkıyor. Bizim onu 2'ye indirmemiz lazım. Aynı şekilde bu bize yavaş reaksiyon zamanı, yavaş ve kötü bir hesaplama ve kontrol. Yani teta'da da hala biz çocuktan bir verim alamıyoruz. Şimdiye kadar burada mesela gösteriyor bu ADHD'li bu kontrol grubundaki yetişkin. Şimdi burada relatif deltası, burada tetası, burada alfası, burada betası var. Bizim istediğimiz böyle biraz relatif alfada yükselsin. Yani bu dalgalar uyuyorken teta, delta'dan biz teta'ya çıkarsak bile çocukları çok büyük bir fark görmeyeceğiz. Burada herkesin anlaması gereken şu. Çocuk yükseliyor mu, iyileşiyor mu yavaş yavaş? İyileşiyor. Delta'dan teta'ya çocukta farklılık görmediniz. Ama teta'dan alfaya gelirse o zaman fark görmeye başlayacaksınız. Alfada uyku uyanıklık arası bir dalga. Ara ara bir şeyler yapacak, bir şey söyleyecek. Bir anda iki kelime kullanacak. Aa yaptı. Sonra bir daha yapmayacak. Niye alfada? Yarı uyuyor, yarı uyanıyor. Uyandığı zaman bir sürü fonksiyon gelir gibi olacak. Aa bunu da yaptı, bunu da yaptı. Ama tekrar rüküye geçecek. Ne zaman ki alfayı yükselteceğiz, o zaman istediğimiz gibi olacak. Ama bunlar hep tabii zaman. Teta dalgasında neler var? Düş görmek, uyku ve hafıza. Çok fazla teta olduğunda dikkat eksikliği oluyor. Hiperaktivite oluyor. Teta yüksek. Aynı zamanda kendini organize etmede zorlanıyor. Aynı zamanda işte sağ tarafta özellikle duygusal bölümde bir sürü aktivite oluyor. Duygusal ifadesi bozuk oluyor. Delta yüksek görev yaparsa o zaman da meditasyon yapıyormuşsun. Hani bilinçli olarak meditasyon yaparsan delta en yüksek dalgada çıkıyor. Ama bunun dışında normal herhangi bir QEG çekiminde sen teta'daysan işte ADHD'in var, hiperaktivite eksikliğin var. Artı
O da uyku fonksiyonu. Hala fonksiyonun çalışmıyor. Şimdi bu iki dalga çok önemli. Diğer bütün dalgaları tek tek anlatarak kafanızı çok fazla ütülemek istemiyorum. Şimdi burada bir takım bizim yaptığımız çalışmalarla ilgili bulgular var. İşte mesela aşağıda epileptik formla ilgili T4, T5 şu grupta bakın spike'lar var. Biz EEG dalgalarında bu spike'ları gördüğümüzde 8-10 çeşit epileptik form var. Onların birinde olduğunu düşünüyoruz çocuğun. Ve bu bölgeye epilepsi tedavisi veriyoruz sadece. Fonksiyon açmayla, uyandırmayla epilepsi tedavisi tam ters. Bazen kapalı fonksiyon, dalga düşük. Burada da mesela dalga düşük. Ama açamayız orayı. Biz orayı açmaya çalışırsak bu epileptik dalga seizure'lara sebep olabilir. Yani hani çocuk siz bir anda bakarsınız ki dalmış, bir şey olmuş. Yani küçük bir atak geçirebilir. Dolayısıyla biz önce bunu tedavi etmemiz lazım. Seizure'lar kalkmalı, EEG temiz olmalı. Ondan sonra açabiliriz fonksiyonu. Yani epileptik alan girdiği zaman işimiz iki kat uzadı. Süre de uzadı. Dolayısıyla her zaman önce epilepsiyi tedavi edeceğiz. Sonra çekeceğiz. Epilepsi kalkmış, epileptik dalgalar kalkmış. O zaman oraya ne ihtiyaç var? Fonksiyon açılacak. Tamam, fonksiyonu açacağız. Pek çok zaman epileptik dalganın olduğu yerde fonksiyon yüksek oluyor. O zaman epilepsiyi düşürünce fonksiyon çalışıveriyor. İkinciye gerek kalmıyor. Pek çok ailede bu oldu. Yani çocuğun mesela işte konuşma F7 ifade bölümünde oldu. Bu Almanya'daydı, bir aile vardı. Epileptik sinyal düşmeye başlar başlamaz çocuk konuşmaya kelimeler çıkarmaya başladı. Hani ekstra bir tedaviye gerek kalmadı. Biz bu nöromodülasyon tedavisini özellikle QEG kılavuzluğunda yapıyoruz. QEG bize beyin haritasında çok ileri bir bilgi veriyor. QEG ile fonksiyonel olarak beyinde göremeyeceğimiz şey yok. Sadece vakit harcamamız lazım. Hani neye bakıyoruz? Eğitimle ilgili, öğrenmeyle ilgili, otizmle ilgili bir soruna mı bakıyoruz? Yoksa bir yeteneğini yükseltmeye mi bakıyoruz? Yani QEG ile her şeyi yapabiliyorsunuz. Çok geniş bir elpaze. Ama mesela QEG MRI gibi bir şey değil. Yani hani orada bir tümör mü var? İşte kanla, hücrelerle böyle bir şeye bakmıyor. QEG fonksiyonel olarak bakıyor. Hani siz EEG'leri çektiriyorsunuz da diyorlar ya bir sorunu yok. Epilepsisi yok, kafatası kalınlığı iyi, bir sorun yok. Çocuk niye o zaman böyle? Yani madem sorun yoktu, sen EEG'de göremiyorlar veya bunun için eğitim almamışlar. Yani hani o EEG'de olan sorunu, EEG çekerken ben bazen işte İngiltere'deki şeyde bakıyorum. Ben daha harita çıkmadan diyorum ki bu çocuk bunlar var. Yani görünüyor burada. Ama inanın sırf bu Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli. Biz 6 ay önce ilan verdim. Dedim ki işte doktoralı EEG konusunda uzman doktor arıyorum, haritalarımızı okuyacak, çok gerideyiz. 100'e yakın doktor başvurdu. Oxford, Cambridge doktoralı insanlar da var. Ben bunlara bizim çektiğimiz raporlardan 2 tane rapor yolladım. Bizim ekibimizdeki nöroloğun işte ön bölümünde hem epileptik sinyal var hem arkada bu problem var diye bildirdiği bir rapor. Benim amacım ne? Bunu bulsunlar. Ki ben de onlara tamam diyeyim. Bunu anlıyorsunuz. Size raporları vereceğim. 2 kişi çıktı. Yani 100 başvurudan 2 kişi doğru değerlendirdi ve sonuçları buldu. Onları işe aldık. Yani o kadar zor ki biliyorum çok gecikti raporlar. 2 kişi o ekledi. 2 kişi de Rusya'daki ekipten eklendi. 4, 5, 6, 7 böyle şu anda 7 kişi olduk ve hızlandık. İnşallah kısa bir süre sonra böyle 6 ay sonraya çok da güzel bir programımız geliyor. Muhtemelen 10 dakikada bizim bütün bu yaptığımız işi yapabilecek. Ama tabii bunu geliştirmemiz, çıkarmamız, onaylamamız gerekiyor. Zaman alacak. Hedefimiz öyle. Bir 20'ye yakın ekip çalışıyor bu programı bitirmek için. Ama programı onlar bitirse bile biz üzerinde bayağı bir araştırma yapacağız ki sonucu bizim çıkardığımızda aynı çıkarsın. O zaman okeyleyeceğiz. Bizim bu yaptığımız çalışmanın içinde yapay zeka var. Yapay zeka işin öyle bir noktasında ki bizim şu ana kadar tüm dünyada otizmle ilgili yapılan bütün çalışmaları değiştireceğini umuyorum. Çünkü bir kere bu yaptığımız QEG ile beyin haritasıyla fonksiyonel olarak çıkardığımız sonuç kimsenin bakmadığı bir sonuç. Yani bu tedavilerde çocukların
EEG'sine bakılıyor ama EEG okunamadığı için çocuğun sorunu görünmüyor. Yani EEG var, epilepsiye bakıyor. Hani spike'a bakıyor, çok belirgin. O da hepsini bulamıyorlar. Çok belirgin olacak. Ya epilepsi var diyor. Bunun dışında başka bir bilgi vermiyor. Orada çok bilgi saklı. Biz o bilgiyi ortaya çıkartıyoruz. Sonra o bilgiyi çekilmiş olan binlerce EEG'nin içinden yapay zekaya diyoruz ki sen bu 2000 kişinin EEG'sini kontrol et. Bunun çünkü ilk ve ikinci aşamaları olacak elimizde. Şu anda ilki tamamlandı, ikinciyi bekliyorum. Birinci EEG'de durumu neydi? Tedaviden sonra durumu ne oldu? Bunu karşılaştırıyor. Bugün geldiniz, EEG'yi çektik. Yapay zeka bana diyecek ki bu çocuk eski 2000 EEG'ye göre bakarsam işte 113 gün sonra konuşabilir. 143 gün sonra öğrenmesi açılabilir. Çünkü 2000 tane konuşmuş, açılmış data var. Onunla karşılaştırınca ilk durumuna bakarak tahmin verecek bize. Bu tahmin bizler ve sizler için çok önemli. Hani bu çocuk 6 aya mı konuşacak, 1 yıla mı konuşacak, ne zaman? Şimdi bunu kimse bilmiyor, kimse söyleyemiyor bunu. Ben bunu söylemek istiyorum çünkü bu datalar var, bu bilgiler var. Biz bunları işlersek, bu bilgiler oluşursa biz bunları herkese söyleyebiliriz ve olur. Şimdi özellikle aynı şey eğitimde. Şimdi binlerce rehabilitasyon merkezi var. Türkiye'yi konuşmuyorum. Türkiye'den bahsetmiyorum. Yurt dışından, Avrupa'dan, İngiltere'den bahsediyorum ben. Rehabilitasyon merkezine götürdüğünüz çocuğunuzu çocuğa devlet de yardım ediyor. Yani İngiltere'de mesela anne baba çalışıyorsa devlet diyor ki sen çalışmaya devam et. Ben senin çocuğunun masrafını karşılarım. Sen yeter ki çalış diyor. Bu sefer eğitim kurumunun masrafını devlet ödüyor. Getirdiniz çocuğu kuruma. Kurum diyor ki biz duyu terapisi yapıyoruz. Floor time yapıyoruz. Misal hani. Bizde bu var. Senin çocuğunun buna ihtiyacı var mı? Ya senin çocuğunun duyu bölümü, orta bölüm çok açıksa ve düşmesi gerekiyorsa, sen de çocuğa habire duyu terapisi yapıyorsan çocuk iyileşmiyor. Şimdi hepinizin deneyimi oldu burada da. Yıllarca götürdünüz terapileri. Şimdi orada ne yapılıyorsa çocuğu oraya vermek bir çözüm. Yoksa benim çocuğumun beyninde neye ihtiyacı varsa ben onun terapisini istiyorum demek mi çözüm? Şimdi bu yapacağımız sistemde tabii bunlar hep zaman alıyor. Ben anlatıyorum ama hani inanın yapmak, gerçekleştirmek çok zor. Bir vitamin dedik, bakın ikinci yıl oldu. Nihayet burada tattıracağız size şimdi. Şimdi ben diyorum ki biz beyin haritasını çektik mi? Rehabilitasyon merkezlerine de beyin haritalarını koyalım. Çocuk geldi, beyin haritasını çektik. Program bize çıkaracak zaten 10 dakikada. 10 dakika sonra rapor çıktı. Rehabilitasyon merkezine göre bir rapor hazırlayacağız. Yani sen bu çocuğa bu tedavileri vermen lazım. Bizim çocuklarımızın pek çoğunda bizim bu nöroplastisi dediğimiz bu nöronlar arası böyle nöronların estetikliğini, nöronların birbirine olan gerginliğini ve bağımlılığını kaybetme sorunu var. Bunlar böyle esnek davranamıyor. Bu çocuğa ne terapisi yapmanız lazım? Bu çocuğa occupational terapi yapılması lazım. Soruyorum, burada var mı? O ne terapisi? Bizde yok. Sende olmaz ama burada çocuğun ihtiyacı olan terapi bu. Çocuğa komutlar üzerinden tedavi yaptırman lazım. Yani 3 basamak zıpla, burada bunu yap, burada şunu yap. Hani çocuğun sürekli algılarıyla ve vereceği kontrollerle terapi yaptırmamız lazım. Çocukların beyin haritasına göre eğer rehabilitasyon merkezlerini yönetirsek, biz o anda mesela başlık bile kullanabiliriz. Yani benim hayalimdeki rehabilitasyon merkezinde çocuk geldi, haritasını çektik. Mesela işte konuşma sorunu çıktı değil mi? Konuşma terapisini aldık çocuğu. Konuşma terapisti ona bir şeyler yaptırıyor. O anda F3, F7'yi biz aktive edersek başlıkla o yapılırken daha hızlı sonuç alabiliriz. Dolayısıyla rehabilitasyon merkezlerinde başlıkta kullanabiliriz. Ve o başlıkları ailelerden hani aylık aylık almayız. Rehabilitasyon haftada 2 mi geliyor? Her iki geldiğinde de kullansın. Hangi sorunu varsa mesela eğitim, hafıza, çocuğa kartlar gösteriyorsun. Bu ne, bu ne? Ben o anda hafıza kısmını tetikleyebilirim çocuğu. Ki hafıza da çalışsın. Çocuk da ona zorlanıyor çünkü. Bulmak için, hatırlamak için. Yani eğitimde neyi veriyorsanız biz o bölümü de tetikleyebiliriz. Biz bunu yaparsak bizim yaptığımız işte 2 kat hızlanır.
eğitim de iki kat hızlı sonuç alır. Yani burada hedef o ben daha iyi yaptım, öbürü ben daha iyi yaptım değil. Burada hedef biz bu çocukları biraz iyi edelim. Başka bir anlamı yok yani. Kim yaptı yarışının bir esprisi yok. Eğitim önceydi, önce eğitim, sonra bu değil. İlk önce fonksiyonları açalım. Ondan sonra açılan fonksiyonların üstünden çocuklara eğitim verelim. Ama eğitimi de ihtiyacı olduğu yere göre verelim. Ve biz bunu çıkartabiliriz. Bunu biz değil, yani bu konuyla ilgilenen insanlar da çıkarabilir. Hani her şeyi ben yapıyorum, biz yapıyoruz da değil. Yani biz sadece bunun içindeyiz. Buna başladık ve bu başladığımız şeyin sonunu getirelim. Yani ucunu görelim. Yüzlerce, binlerce, 2000 çocuk tedavi ettik, 2000 çocuk çıkardık. Raporları alındı. Bu çocuklar otizm değil artık. Bu çocuklar öğrenme zorluğu yok artık. Bu çocuklar artık normal yaşamda, normal hayatta diyelim. Bütün hedefimiz bu. Size hani anlatacağım genel şeyler bu kadar prezentasyonda. Şimdi birkaç şeye daha değineceğim. Yaptığımız tedavinin başında biz fonksiyonları açmaya çalışıyoruz. Açmaya çalıştığımız fonksiyonlar ağırlıklı delta'da. Biraz da teta'da. Delta dalgasında fonksiyonlar açılmaya başladı. Tedavinizin ilk ayı çocukta kötüleşme olacak. Çünkü çalışmayan bölümü tetikliyoruz. Çocuğun daha önceden yaşına göre tuvalet sorunu toparlanmış gibi ise tuvalet sorunu geri gelebilir kısa bir süreliğine. Çocuğun hiperaktivitesi artabilir. Çocuğun kızgınlığı, öfkesi, gerginliği, agresyonu artabilir. Bunlar geçici. Ha bu süreçte bunlar olurken siz ne yapacaksınız? En büyük şey spor. Yani çocuğun eğer özellikle de suyla, çünkü duyularına da iyi geliyor. Havuzda çocuğu yüzdürebilirsek. Ama hani yüzdürme böyle suya girdi çıktı değil. Hani bayağı bütün vücuduyla çırpınacak ki yorulsun. Veya işte zıpladı, koştu. Çocuğu günlük görebilirsek o zaman bu açılan fonksiyonları yavaş yavaş çocuğun kendi bünyesinde dengesini sağlayabilir. Çünkü ne oluyor anlamıyor. Bir şey değişti. O değişen şey onu rahatsız ettiği için tepki veriyor ona. O değişim açılınca bitecek bu tepki. Bazen 2-3 hafta sürüyor, bazen 1 ay, 1,5 ay sürüyor. Ama sonuçta bizim açmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani biz arada bazen geri adım atıyoruz. İşte arıyorlar, hocam çok kötü oldu. Tamam, biraz yavaşlayalım. Bir 2 hafta rahatlatma yapalım, çocuk rahatlasın. Tamam, ama rahatlatma yapmak çocuğu iyileştirmeyecek. Yani sadece haftayı günü kurtaralım. Sonra tekrar açmaya devam edelim. Çünkü bu fonksiyonlar açılmadıkça hiperaktivite, gerginlik, anksiyete, kızgınlık, öfke gitmeyecek. Farkındalık gelmeyecek. Farkındalık gelince bitecek. Yani çocuk anlayınca ne oluyor, ne yapıyorum? Aa tuvaletim geldi, aa bu sorunum halloldu. O zaman bitecek. Dolayısıyla bütün hedefimiz bu fonksiyonları açmak. Başka hiçbir şey değil.